Merhaba değerli izleyenler. Sedat'la adım adım programı Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde. Değerli izleyenler, bu hafta Nurdağ'ı konu alıyoruz ve bu hafta Nurdağ Belediyesi'nin Nurdağlılar için yaptıklarını göstereceğiz. Lakin ön bilgi olarak ben şöyle bir gezdim. Belediyemiz neler yapmış diye bir göz attım. Baktım ki belediyemizin yapmış olduğu hizmetler bir bölümde anlatılacak gibi değil. Onun için iki bölüm yapacağız. Yani bu hafta programımızın birinci bölümünü izleyeceksiniz. Önümüzdeki haftada programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle beraber olacağız. Ne yapıyoruz? Nurdağ'ı geziyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Sedat'la adım adım programı Nurdağ'ında bütün güzelliğe devam ediyor. Yanımızda meslektaşımız Nurdağ Belediyesi'nin basın yayın danışmanı Süleyman Bey yanımızda. Hemen onu tanıtacağız ve bu haftaki programımızda kendisi de bize rehberlik edecek. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Efendim ismim Süleyman Çakmak. Belediye basın yayın personeliyim ben Nurdağ Belediyesi. Öncelikle sizi ilçemizde ağırlamaktan onur duyduk. Onu söyleyeyim. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Süleyman Bey, bu hafta konu olarak Nurdağ Belediye'mizin yapmış olduğu faaliyetleri anlatacağız ve şu anda biz neredeyiz? Efendim şu anda tam Nurdağ'ın merkezinde Nurdağ Büyükşehir Parkı'ndayız. Burası 69 bin metrekare üzerine kuruldu.
Belediye Başkanımız Mehmet Yıldırır göreve geldikten bir yıl sonra burası inşaatı başladı. Bir yıl içinde de burası tamamlandı. Gayet de güzel. Nurdağ halkı da bu parktan çok çok memnun. Akşamları ve hafta sonları doluluk oranı bayağı bir yüksek. Halkımız parkta memnun. İçinde halı sahası var, kafesi var. Yani şu anda gayet Nurdağ halkı bu durumdan çok çok memnun. Yeşil alanımız gayet iyidir yani. Peki kaç metre alana kurulu? Efendim burası 69 bin metrekare üzerine kuruldu. Daha önceden burası Nurdağ'ın pazar yeriydi. Kışın çok çamur, yazın toz, toprak. Pazar haftada bir gün kuruluyor, perşembe günü. Perşembe günlerinin dışında burada toz, toprak, pislik, poşet atıkları falan her türlü şeyler vardı. Belediye başkanımız görev devri aldıktan sonra ilk önce buranın temizliğinden başladı zaten. Temizlendi. Sonra böyle bir proje gerçekleştirildi. Bu projede gerçekleştirdikten sonra şu anda halkın hizmetine sunuldu zaten. Teşekkür ediyoruz ve Nurdağ'ı gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Nurdağ'ı gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ'da gezmeye devam ediyoruz ve hemen Süleyman Bey'e soralım. Süleyman Bey şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Nurdağ Büyükşehir Parkı'nın hemen yan tarafında eski pazar yerinin bir nevi bitişiğinde olan yeni uzay çatılı pazar yeri. Burası yeni inşa edildi. Yaklaşık olarak 1-2 hafta içinde de inşallah esnaflarımız ve Nurdağ halkımızın hizmetine sunulacaktır burası. Çift katlı olarak yapıldı. Civar ilçelerde olmayan ve en büyüğü, en güzel şekilde yapıldı. Halkımızın tozdan, topraktan, yağmurdan, çamurdan kurtarmak için böyle bir şey yaptı belediye başkanımız. 2 hafta içinde de halkımızın hizmetine sunulacaktır inşallah. Gerçekten sevgili izleyenler, söylemeden geçemeyeceğim. Muhteşem bir pazar yeri olmuş ve uzay çatılı. Süleyman Bey'in söylemiş olduğu gibi tozdan, topraktan, çamurdan kurtuldu Nurdağ halkı. Gerçekten bu konuda da çok şanslı. Biz bir daha Nurdağ Belediye Başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Yani civar ilçelerimizde olmadığını, ilk defa burada yapıldığını, devasa bir pazar yeri olduğunu, çift katlı olduğunu, altında otoparkı, zabıta odası, mescidi şeklinde yani çok donanımlı bir pazar yeri olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu çok önemli, otopark çok önemli. Hani insanlar arabasını getirip aşağıya koyuyorlar, hatta namazını dahi kılıyorlar, öyle mi? Evet efendim, zaten Nurdağ'ında pazar kültürü fevkalade. Yani Nurdağ halkının hemen hemen %80'i diyelim pazara mutlaka ve mutlaka gider. Yani kalabalık bir pazar geçer. Kalabalık da bir pazarcı esnafı mevcuttur. İnşallah halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani 2 haftaya kadar da inşallah açılacak yani. Teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan da yaptığımız köy konakları, taziye evleri, onları inşallah yeni yaptığımız belediye hizmet binamız, işte kültür merkezimiz, yapmış olduğumuz tüm hizmetleri size bugün inşallah tanıtacağım tekrar. Evet sevgili izleyenler, Nurdağ'ı gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri anlatmaya devam ediyoruz. Ve Süleyman Bey'e soralım, neredeyiz şu anda? Efendim şu anda Nurdağ İslahiye yolunun 02. kilometresindeyiz. Nurdağ Belediyesi'nin yeni hizmet binası. 2014-2015 yılında temeli atıldı. Şu anda daha tamamlanmadı ama yakın bir zaman içerisinde burası da tamamlanıp Nurdağ halkımızın hizmetine sunulacaktır.
Nurdağ Belediye binası güzel bir bina oluyor. Donanımlı bir bina oluyor. Belediye binasına şu anda ihtiyacımız vardı. Nurdağ'ın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de belediye hizmet binasıydı. Çünkü şu andaki bulunduğumuz mevcut belediye binamız küçük ve eski. Aynı zamanda özel idarede kira halindeydi. Yani Nurdağ Belediyesi özel idarede kira öder şeklindeydi. Kiracıydık yani bir nevi. 30 Mart 2014 belediye seçimlerinden sonra işte yeni çıkan büyükşehir yasasıyla belediye binası işte belediyelere ve belediyemize devredildi. En büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de belediye hizmet binamızdı. İnşallah yakın bir zamanda da tamamlandığında halkımızın hizmetine sunulacaktır inşallah. Ahirette iman, dünyada mekan derler. Bu şarttı. Evet Süleyman Bey, buradan nereye gidiyoruz? Buradan yeni yapmış olduğumuz kültür merkezine gidiyoruz. İnşallah size orayı ve yeni adliye binamızı, emniyet binamızı oralarda tanıtacağız. Sevgili izleyenler, hizmette sınır yok. Bakıyorsunuz Nurdağ çok da büyük bir yer değil ama yapılan hizmetler büyük. Biz bu hizmetleri tek tek yerinde göstereceğiz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ'ı geze geze bitiremiyoruz. Ben kültür merkezine gideceğiz deyince Süleyman Bey, çok böyle gözümde küçük bir şey hayal etmiştim. Yalnız gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir kültür merkezi olmuş. Öncelikle buradan Mehmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten halkını seviyor. Nurdağ'a hizmet etmeyi çok sevmiş. Evet Süleyman Bey, kültür merkezi hakkında bilgi alalım. Efendim öncelikle biz ilçemizin Fatih Mahallesi'ndeyiz. Kültür merkezi buraya Fatih Mahallemize yapıldı. Şehit Kamil Belediyesi'nin ilçemize hediyesidir. Kültür merkezi şu anda içinde nikah salonu, yaklaşık 100 kişilik nikah salonu. Onun dışında konferans salonu mevcuttur. Önceki kültür merkezimiz 250 kişilikti. Yetmiyordu yani, ilçemize yetmiyordu. Şu anda burada sadece konferans salonumuz 550 kişi, daha donanımlı, daha büyük. Buraya başka belediyemizin diğer birimlerinden de buraya getireceğiz Allah kısmet ederse. Halkımıza daha iyi hizmet sunmak açısından büyük bir devasal kültür merkezi yapıldı. Bir nevi mahallenin de çehresi de değişti, onu da belirteyim. Hemen yan tarafında yeni adliye binası, kaymakamlık binası ve emniyet binası büyük bir şey şekilde o inşa edildi. Hemen ikisinin arasında da Fatih Millet Camii. Az sonra zaten gezdireceğim sizi. Orayı da göstereceğim. Güzel bir kültür merkezi. İlçemize hayırlı olsun. Yakın zamanda da kısmetse diğer projeler gibi bunların da herhalde toplu açılışı mevcut olacak. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun efendim. Bence de hayırlı uğurlu olsun sevgili izleyenler. 4 sene zaman zarfı içerisinde böyle büyük hizmetleri yapabilmek kolay değil. Gerçekten Mehmet Başkan'a bu konu hakkında da teşekkür ediyoruz. Az önce de söylemiş olduğum gibi Nurdağ halkını sevmiş, Nurdağları sevmiş ve hizmeti seven bir insan. Onun için Mehmet Başkan'la durmak yok, yola devam diyoruz. Peki şimdiki durağımız neresi? Fatih Millet Camii'mizi size tanıtacağım. Ondan sonra da inşallah yeni bir otopark yaptık belediye araçlarımız için. Orayı, daha sonra atık su arıtma tesislerine gideceğiz. Köy konaklarını gezdireceğim size. Evet, de sınır yok. Daha sonra asfalt ve kilit taşı çalışmalarımızın yapılan yerlerini size gezdireceğim. Daha var efendim. Peki. Evet sevgili izleyenler, gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. We'll be right back.
Evet değerli izleyenler, Nurdağ'ı gezmeye devam ediyoruz ve şu anda Fatih Millet Camii'sine geldik ve burada herhalde hizmete daha açılmamış. Hemen Süleyman Bey'den bilgi alalım. Efendim burası Fatih Mahallesi, Fatih Millet Camii, belediyemiz tarafından, belediye başkanımızın gayretleriyle yapılan bir cami, bu mahalleye kazandırılan bir cami, olması gereken bir yapı. Çünkü karşısında yeni adliye binası, hemen yan tarafında kültür merkezi olduğundan dolayı yakın zamanda da inşallah burayı da diğer yapılarla beraber, diğer projelerle beraber toplu açılışı yapılacaktır. Son rutuşları kaldı. Bugün yarın burası da halkımızın hizmetine sunulacaktır inşallah. Şimdi gerçekten şunu çok dikkat etmişsiniz. Hemen caminin yanında kültür merkezi, kültür merkezi yanında kaymakamlık ve adliye, hükümet konağı. Yani insanlar işlerini çok yorulmadan kolayca halledebilirler. Kesinlikle aynı o şekilde. Zaten şunu özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Belediye başkanımız proje adamı, proje uzmanı. Yani söylenecek başka bir söz de koymuyorum, oraya nokta diyorum. Kesinlikle ben o gün belediye başkanımızın yanına gittim, Mehmet Bey'in yanına. Bir çay içeyim dedim. Bir makama yakıştığını gördüm. Bir de hani gerçekten insanların tek tek sorunlarını dinleyip hemen halletmeden bırakmıyor. Hatta ben daha çayımı yudumlamamıştım. Kalkacaktım, çayını hiç öyle git dedi. Efendim o konuda zaten kesinlikle ve kesinlikle söyleyecek hiçbir şey, bir söz yok kesinlikle. Hani kapısı her zaman için, makam odasının kapısı da zaten genelde açık oturur. Yani herkes başımızın tacıdır. Aynı şekilde belediye başkanımız da o şekilde düşündüğünü belirtmek istiyorum efendim. Bence Nurdağ için bulunmaz bir isim diyoruz ve Nurdağ'ını gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ'ı geze bitiremiyoruz. Maşallah ne çok hizmetler varmış. Peki Süleyman Bey şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Konya, Adana, Gaziantep hızlı tren hattının Nurya varyantı inşaatının üzerindeyiz. Eski İslahiye yolunun tam üzerindeyiz şu anda. Burada nedeniz, onu da ben hemen söyleyeyim. Belediyemizin araç filolarımızı koyacak yerimiz, bir garajımız olmadığından dolayı belediye binamızın, şimdiki mevcut belediye binamızın etrafına mesai sonrasında bıraktığımız için araç garajına büyük bir ihtiyacımız vardı. Belediye başkanımızın burayı inşa etti. Yaklaşık 18 bin metrekare üzerine kuruldu. Bitmedi daha. Bitme aşamasında şu anda orada mevcut belediye binamızın etrafındaki caddelerde hem kötü bir görünüm oluyor. Hem araçlarımızla daha rahat ilgilenmemiz açısından böyle bir araç garajı şu anda buraya inşa edildi efendim. Ama bitmedi daha. Tamamlanacak kısa zamanda. Yalnız başlamak bitirmek demektir. Evet efendim. Zaten şimdi şöyle bir şey. Araç filomuz 2014'te belediye başkanımız Mehmet Yıldırır'ın belediyeyi devraldığındaki sayıyla şimdiki sayının arasında da bayağı bir fark var. Yani buna diyebilirim işte çöp araçlarımızdan, arazözlerimizden, iş makinalarımızdan, gerekse binek araçlarımızdan filolarımızı bayağı bir genişlettik. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Araç tahsis ve araç garajına ihtiyacımız vardı. O da buraya inşa edildi efendim. Evet sevgili izleyenler, şu anda Süleyman Bey söylemiş olduğu gibi Konya, Adana, Gaziantep hızlı tren hattının tam üstündeyiz. Onun için rüzgardayız. Sevgili izleyenler, bu hizmet gerçekten Nurdağ için çok büyük bir hizmet. Kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir hizmet. Ne demek yani Nurdağ halkı burada gelip binecek, yarım saat sürmeyecek, Antep'e daha uygun fiyatlarla gidecek. Gerçekten böyle hizmetleri Nurdağ'a kazandırmak için uğraş veren, çaba gösteren Mehmet Bey'e de teşekkür ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Efendim buradan nereye gidiyoruz? Köy konaklarını göstereceğiz inşallah. Hadi bakalım. Sevgili izleyenler, gezmeye devam ediyoruz.
Evet değerli izleyenler, Nurdağ Belediyesi'nin Nurdağ için yaptığı hizmetleri anlatan bir program hazırladık bu hafta biliyorsunuz. Ve şu anda neredeyiz? Çok güzel bir soru. Ben hemen size nerede olduğumuzu şöyle hatırlatayım. Nurdağ Gaziantep istikametine giderken Nurdağ'ın girişinde çok, tabiri caizse, kötü bir koku geliyordu, bilirsiniz. Bu civarlarda oturan, çevre ilçelerde oturanların hepsi bilir. Çok ağır bir koku geliyordu. Kanalizasyon kokusu geliyordu. Ve son 2 senedir bu koku yok oldu. Nasıl yok oldu? İşte tam da oradayız. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, benim adım Ökkeş Çiftçi. Gaski Nurdağ Atık Su Arıtma Tesisinin sorumlusuyum. Burayla... Evet, burayı bize kısaca bir anlatır mısınız? Şöyle söylemekte tabiri caizse söyleyeyim. Gaski Nurdağ Atık Su Arıtma Tesisinin Nurdağ'a yaptığı ve kazandırdığı işlemleri, buradaki yapılan işlemleri. Biz normalde buradaki yaptığımız işlem, kanalizasyon suyunu alıyoruz. Nurdağ merkezindeki ve ilçelerdeki kanalizasyon suyunu alıyoruz ve temizlenmiş bir şekilde işlenme, belli bir işlem sırasına koyarak temizlenmiş bir şekilde tekrar dereye deşarj ediyoruz. Karayiğit mevki dediğimiz bir deremiz vardır. O dereye deşarj ediyoruz. Buranın amacı ve tabii ki de ne yapılması gereken işlemleri, mesela yaptığımız sıralamaya göre konuşmak gerekirse, ileri biyolojik bir tesis, arıtma suyu atık su tesisiyiz. Burada bizim yaptığımız işin aslında çok mühim bir, Nurdağ için çok önemli bir yeri vardır. Bunun sebebi de şudur: Nurdağ'daki kötü kokunun, hastalığın ve tabiri caizse böyle şeylerin yani meydana gelmesini engellemek için yapılmış olan bir tesistir. Çünkü sonuçta atık suyun yani açığa çıktığında ne kadar pislik bir ortam oluşturduğunda ya da çevreye ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Biz burada çevremize ve doğamıza güzel, düzenli bir şekilde hizmet etmek için arıtma tesisinde çalışmakta bulunuyoruz. Peki Ökeş Bey, sevgili izleyenler, şunu söylemeden geçmeyeceğim. Nurdağ Belediyesi'nin Nurdağ halkı için yaptığı en büyük hizmet bence budur. Bence, şahsım adına söylüyorum. Evet. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemli. Tabii ki de. Katılıyorum. Çünkü sağlığımız olmadığı sürece hiçbir şeyin değeri, kıymeti kalmıyor. Yani buranın da sağlığımız için çok büyük bir önemi olduğunun tekrar üstüne vurgulayarak söylemek istiyorum. Yani çünkü çevremiz, doğamız bir daha bu fırsatları, doğayı bize imkanları sunmaz. Biz de imkanımız varken doğanın temizliğini, çevrenin güzelliğine önem göstermemiz lazım. Onun için yatırım yapmamız lazım. Bu konuda belediye başkanımız Mehmet Yıldırır Bey'e de teşekkürlerimi, şükranlarımı borç biliyorum. Çünkü böyle bir tesisi Nurdağ'a kazandırmış bulunmakta. Vatandaşlarımıza böyle bir hizmet getirmiş bulunmakta. Çünkü böyle bir hizmetin olmaması demek, buradaki Nurdağ'daki kokunun, pisliğin ve bir sürü hastalığın türemesine ve yol açmasına sebep olacağını biliyoruz. Onun için Mehmet Bey'e gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de size teşekkür ediyorum. Çok bize yardımcı oldunuz, bizi aydınlattığınız için. Değerli izleyenler, Ökeş Bey'in söylemiş olduğu gibi bu tesis burada olmasaydı hastalık olurdu, koku olurdu ve yaşanmayacak bir Nurdağ olurdu. Onun için Mehmet Yıldırım Bey'e teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Gerçekten en büyük projesi de bu diyorum, altında çiziyorum. Çünkü biz de mesela Antep'e veya başka illere gideceğimiz zaman buradan geçerken çok sıkılıyorduk. Onun için bu hizmet takdire şayan bir hizmet. Mehmet Yıldırım'a teşekkür ediyoruz ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Sedat'la Adım Adım programı bütün güzelliğiyle devam ederken Nurdağ'ın Başpınar Mahallesi'ndeyiz ve değerli muhtarımız yanımızda. Hemen ben bir tanıtacağım. Ondan sonra da arkamızda çok güzel bir taziye evimiz var. Muhtarımızdan bu konu hakkında bilgi alacağım. Sizi tanıyalım. Ben Şevki Aksu, Başpınar Mahalle Muhtarı. Özellikle Olay TV Sedat kardeşime hoş geldin diyorum. Programa başlıyoruz. 2014 yılında seçimlerinde muhtar oldum 30 Mart'tan sonra. Mahallemize yol genişlemesi yapıldı ve su şebekesi komple yenilendi. Depo yapıldı. Eksiklerimiz var, yok değil. Ama onlar da hepsi inşallah onlar da yapılacak.
Taziye evi yapıldı. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum özellikle. Taziye evimiz bitti. Yalnız aile, bayan taziye evimiz yok. İnşallah onun da devamını bekliyoruz. Biz de buradan Sedat'la adım adım programı aracılığıyla başkanımıza bunu da iletmiş olalım. Evet. Ve ki muhtarım, biliyorsunuz Nurdağ'ın başlıca sorunlarından bir tanesi suydu. Suydu. Su sıkıntımız kalmadı inşallah. Bundan sonra da hiç kalmaz. Su sıkıntısı 24 saat akıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Teşekkür ediyorum muhtarım. Ben de teşekkür ederim. Başkanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Olay TV'ye de teşekkür ediyorum. Kardeşim Sedat, sana da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, programımız devam ediyor. Nurdağ'ın mahallelerini gezmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Bademli Köy Konağı'nı tanıttık. Tam gidiyorduk ki gözümüze bir yazı çarptı. Hemen duralım dedik. Bademli mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı Nurdağ Belediye Başkanımız Mehmet Yıldır'a şahsım ve köylüm adına sevgi ve saygılarımı sunarım. Bademli Mahallesi'nin muhtarı. Evet sevgili izleyenler, bu bir vefa borcudur. Gerçekten ben bu köylüleri de takdir ettim. Ne kadar güzel bir hizmet yapmışlar. Hizmetin en büyüğü yapılan hizmeti görmektir. Sevgili izleyenler, bu köylüye ne yapılırsa bence değer diyorum. Köy halkına da teşekkür ediyoruz ve gerçekten böyle şeyleri de görmek istiyoruz sevgili izleyenler. Emek, emeğin karşılığını alırsanız daha güzel bir çalışırsınız diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ'ın mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. Bademli Mahalle Muhtarı yanımızda, sizi tanıyalım. Abi ben Bademli Mahalle Muhtarıyım. İsmim Seydihan Aksu. Muhtarım, belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerden bahseder misin? Abi 2014 seçimlerinden sonra muhtar oldum. Köyümüzde su sorunu vardı. Yol sorunu vardı. Yollar dardı. Gördüğünüz gibi bir araba, ikinci arabaya geçit yoktu. Köyümüzün komple giriş çıkış aşağı yukarı 10 kilometre var. 10 kilometre yolu Nurdağ Belediye Başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde yollarımızı hem genişlettik hem de asfaltlattık. Şu an için halkımız çok memnun. Toz yok. Yağmur yağsa çamur olmaz. Yani şu an dört dörtlük yolumuz oldu. Köyümüzün direkçe vererek, köyümüzün elektrik direkleri hep tahta direkti. Bahçelerin içindeydi. Onu da yaptırmış olduk. Bir trafomuz vardı. İkinci trafomuzu da buraya koydurduk. Elektrik bazen kuyu çalıştırırsa elektrik kaldırmıyordu. Dilekçemiz üzerine burada gördüğünüz gibi halk için taze ev yaptırdık. Nurdağ Belediye Başkanımızın sayesinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde. Başkanımızın sayesinde köyümüze 4 tane fakir aileye ev yaptırdık. Daha da yaptırmaya devam ediyoruz. Çimento yardımı olana çimento yardımı, kum olana kum yardımı, demir ihtiyacı olana demir yardımı. Allah razı olsun başkanımız da her türlü halkımıza hizmet için gelmiş. Nurdağ Belediye Başkanı. Peki su sorununuz var mı? Abi su sorunumuz ben muhtar olmadan önce vardı. Şu an için su sorunumuz yok. Yani ben muhtar olduktan bir yıl içerisinde su sorununu çözdük. Bizim şu an iki mezram var. Bir aşağı Kahramanmaraş Şölezi'nde yol bir yeni konutlarımız var. Oranın da kanalizasyonunu yaptık. Yolunu yaptık. Elektriğini komple aynı bu şekil sıfırdan yaptırdık. Oranın yollarını. Şu an için oranın sadece köyümüzün bir parke taşı sorunu kaldı. Onu da başkanımdan söz aldım. En kısa zamanda başkanım yapacağız dedi. Yeni konutların parke taşı sözü. Bir de bu köy içinde bir 100 metre, 200 metre bir şey. Bir de şurada bir ziyaretimiz var. İslam ziyaretimiz. Bence başkanımız burayı komple değiştirmiş. Köyü Allah değiştirmiş. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Ya sen yani, sayıyorsun, ben parmakla sayamıyorum. Yani ben şu an ne Nurdağ Belediye Başkanlığı üyüyüm ne Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı üyüyüm. Yapmış olduğu hizmetleri üyüyüm. Ben hizmetlerinde çok memnunum. Allah razı olsun. Ben bu kadar derim ya. Yani. Eğer Sayın Başkanım da aday olursa ben yanındayım. Yapmış olduğu hizmet için yanındayım. Yani ben de başkanıma oy vermedim. Ben de muhalefet olarak oy vermedim. Ama başkanıma oy vereceğim. Evet. Hem de destekleyeceğim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Su hayattır. Evet. Diyorsunuz ki bizim daha önce su sorunumuz vardı. Evet. Yalnız abi, hiçbir sıkıntımız yok. Hatta tazikli sular da geliyor. Evet abi, 24 saat kesintisiz su geliyor. Evet. Bizim evler böyle düz değil bak. Tam dağın tepesinde evler var. Dağın tepesinde bile 24 saat su akıyor. Bizim çabamız sayesinde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ mahallelerini gezmeye devam ediyoruz.
şu an neredeyiz? Eski adıyla Toplamalar, şimdiki adıyla Altınova mahallesindeyiz. Muhtarımız ekranlara yabancı değil, bizim programa hiç yabancı değil. Biliyorsunuz ben bu köyün tanıtımına da gelmiştim. O zaman da söylemişti değiştirecek ismini ama şu an gelememiştim. Nasip şimdi oldu. Evet muhtarım, sizi tanıyalım önce. Memnun oldum, hoş geldiniz. Ben mahalle muhtarı Altınova mahalle muhtarı Medine Yıldız. Sizi tekrardan görmemiz çok memnun oldum. İkinci defadır geliyorsunuz. Evet, muhtarım bu arada çok başarılı bir bayan muhtar. Yani köyümüzü maşallah cennete çevirmiş. Bir bayan eli deyince de daha güzel oluyor muhtarım. Sizden de muhtarım. Belediyemiz köyünüz için neler yaptı? Belediyemiz öncelikle başkanımızdan çok çok Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Mehmet Yıldır. Gerçekten tam anlamıyla sosyal bir belediyeci diyebilirim. Bizim çok eksiklerimiz vardı. Altyapımız sıfırdı biliyorsunuz zaten. Evet. Kanalizasyon eksiklerimiz vardı. Su depomuz çok kötü bir durumdaydı. Taziye evimiz yoktu. Güzel bir taziye evi bize. Taziye değil, sosyal amaçla kullanacağımız bir mekan bize yaptı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Yani her şeyiyle elinde geldiği, imkanların verdiği dahilinde yani her şeyi yapmak istiyor ama dediğim gibi imkanlar dahilinde yapmaya çalıştı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Halen de yapıyoruz yani. Belediyemizde çok razıyız, memnunuz. Peki muhtarım, biliyorsunuz ki su hayat demektir. Aynen. Hayat yani demek. Şebeke suyunuz nasıl? Ben özellikle buna vurgulamak istiyorum. Çünkü Nurdağ'ın daha önce kanayan bir yarasıydı bu. Aynen. Bizimki önceden dediğiniz gibi ben ya kazandığımda 2014'te içecek suyumuz yoktu desem yani yalan olmaz, abartı olmaz. Çok kötü bir durumdaydık. Sağ olsun belediyemizle birlikte güzel günlere adım attık. 2014'ün Ekim ayından sonra ben susuzluk tamamıyla başkanımızın büyük belediye şehir başkanlarımızın yardımıyla ilk kuyu benim buraya açılmıştı. Daha Kaski gelmede ben suya kavuşmuş oldum. Dört dörtlük eline attığın her yer su. Yani susuzluk hiç çekmedik o günden sonra. Her şeyi dört dörtlük yani bana içme su kuyusu açılmıştı. Su da güzel çıktı maşallah. Eksiklik işte şebekeydi. O da tamamlanınca dört dörtlük oldu. Çok güzel yani. Suya hiç ihtiyacı olmayan tek köy herhalde bizim buradır. Yani çevre köyler halinde var ama biz dört dörtlük suya kavuştuk. Su medeniyettir, hayattır. Su olmaz hiçbir şey olmuyor zaten. Yani dört dörtlük suyumuz var bu anlamda. Rahatız. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim muhtarım. Teşekkür ederim sizlere. Evet değerli izleyenler, Nurdağ Belediyesi'nin köyler için yapmış olduğu faaliyetleri muhtarların da yerinde bizzat gidip öğreniyoruz. Ve muhtarımızı da ziyaret ettikten sonra devam edelim yolumuza diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda İncegedik'teyiz. Muhtarımız yanımızda, sizi tanıyalım. İncegedik mahalle muhtarı Hacıdağ. Muhtarım, belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden bahseder miyiz? Nurdağ belediyemize çok teşekkür ederim. Taziye evi yaptı, mezarlık EHT duvarını yaptı, içme suyun deposunun bakımı onarını yapıldı. İlk öğretim okulunun EHT duvarının bir bölümü kepmişti, o yapıldı. Şu anda da taziye evimizin bahçesi düzenlemesi kaldı eksiğimiz. Orada bir de yapılıyor. Yapılıyor evet. Bir de dedim mahallemize kilit taşı, başka da eksiğimiz yok. Hepsi bitmiş durumda. Hepsini yaptım yani. Yaptı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Daha ekleyecek bir şey yok. Çünkü yok, hepsi yapımız eksik yok. Sadece kilit taşı mahallemize döşenecek. Başka da bir sorunumuz yok. O da bu önümüzdeki günlerde gelip yapacaklarını biliyorum yani. Peki. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Ben de teşekkür ediyorum hepsine. Belediye başkanlarımıza, büyüklerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi mahalle mahalle bütün hizmetler yerinde görülüyor ve muhtarlarımızın da söylediği gibi çok da bir hizmet kalmamış. Hepsi yapılmış gibi. Görüyorsunuz taziye evi, en önemlisi şu su şebekesi, su her köyde de söylüyorum ki hayattır. Onun için çok önemli hayatımızda olmazsa olmazımız sular, yollar, taziye evi, yani köyün nüfusu o kadar da çok değil. Ben daha önce bu köye çekime de geldim. Biliyorum ama
Böyle hizmetler gerçekten takdire şayan hizmetler diyoruz ve köyümüzü gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Kırkpınar Mahallesi'ndeyiz ve köy muhtarımız yanımızda. Muhtarım sizi tanıyalım. Halil Kartal, Nurdağ Kırkpınar Mahalle Muhtarı. Muhtarım. Hoş geldiniz köyümüze. Öncelikle Olay TV'ye teşekkür ederim. Bu konuda çok şeysiniz. Onun için sizin programları da daha önce ben seyrediyorum. Çok sağ olun muhtarım. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Peki muhtarım, köyümüze Nurdağ Belediye'mizin yapmış olduğu hizmetlerden bahseder miyiz? İki tane fakire ev yaptı. Teşekkür ederim burada başkana, Mehmet Yıldırır'a. Bir imam evi yaptı, o da bitmek üzere. Taziye evi yaptırdı, o da bitmek üzere. İmkanlar ölçüsünde bizim köye başkan iyi bakıyor, Allah var. 5000 metrekare kilit taşı döşendi, 1-6000 metrekare mu aldı. Onu da bu sene içinde inşallah seçim dönünce bunu yetiştirecek. Sağ olsun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin programlarınız çok güzeldir, izliyorum. Bunu da yapılanlar şu an için bunlardır yani. Sağ olun, teşekkür ederim muhtarım. Evet sevgili izleyenler, Nurdağ'ını gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Değerli izleyenler, Nurdağ Tanıtım programımız bütün güzelliğiyle devam ediyor. Tabii ki Süleyman Bey'le beraber köy köy dolaşıyoruz. Yapılan hizmetleri yerinde görmek için, bizlere yerinde gösterebilmek için köy köy dolaşıyorduk. Ben Süleyman Bey'i durdurmak istedim. Çünkü köy yolları değil, otoban olmuş otoban. Süleyman Bey. Sedat Bey, zaten siz de gördünüz köy grup yollarımızı. Belediye Başkanımız göreve geldikten sonraki en çok önem verdiği işlerden, projelerden bir tanesi de köy grup yollarımızdı. Köy grup yollarımızda kendi imkanlarımız dahilinde bütün köy yollarımız, yani eski adıyla köy yolları, yeni büyükşehir yasası ile işte mahallelerimiz oldu. Bütün tamamını genişletme çalışmaları yapıldı. Görüyorsunuz zaten şevlerden de belli, yapılan asfaltlardan da belli, genişlemelerden de belli. Bayağı bir emek harcandı, bayağı bir hizmet yapıldı. Artık vatandaşımız da bu durumdan memnun, yani bu yol durumundan gayet memnun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Güle güle eskisinler diyoruz. Sevgili izleyenler, kameraman arkadaşımız gösterirse gerçekten böyle bir köy yolu şu devirde yok yani, otoban olmuş. Hatta ben az önce şöyle bir şey de söyledim. Alanya sahil yoluna 10 çeker. Sevgili izleyenler, gerçekten Alanya'ya gidip gören arkadaşlarımız çok iyi bilir ne demek istediğimi anlarlar. Buradan iki kamyon geçer herhalde. Evet, araçları buradan çok rahat bir şekilde geçer. Bir de zaten burası Hamidiye, Kuzuluk, Kırkpınar. Hamidiye'de biliyorsunuz ziyaretçi çok... Danacık değil mi? Bir diğer adıyla. Evet, eski adıyla Danacık. Çok ziyaretçi alıyor. Öbür tarafta Ökkeşi Hazretleri'nin türbesi var. Orası da çok ziyaretçi alıyor. Yani gerek Gaziantep'ten, Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından bir çok kullanılan bir bölge zaten. Bütün mahallelerimizin köy grup yollarının genişletilmeye zaten ihtiyacı vardı. Özellikle bu bölgenin de daha çok ihtiyacı vardı ama her taraf eşit bir şekilde genişletildi ve yapıldı yani. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza köylerimizi gezmeye devam edelim. Evet efendim. Evet değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ'ın mahallelerini gezmeye devam ediyoruz ve şu anda Şatürey'deyiz ve Şatürey'in muhtarı yanımızda. Hem size tanıtacağım hem de Nurdağ Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden bilgi alacağız. Sizi tanıyalım. Ben Şatürey muhtarı. Sayın dinleyiciler, 1999'dan beri muhtarlık yapıyorum.
Şimdi bu dönem tek muhtar olduk. Köyümüz daha önce beldeydi. Bu tek dönem olduğu için, beldelik kalktığı için tek dönem muhtarlık yapıyorum. Şimdi bu bizim Nurdağ'ına bağlı olduğumuz için Nurdağ Belediyesi'nin köyümüze yaptığı hizmetler. Bu 4-5. seneye girdik. Bu zarf içinde köyümüzün taziye evi yapıldı. Yolları, altyapısı, su şebekesi ve 4 tane su deposu yapıldı. 800 tonluk, 300 tonluk, 250 tonluk. Altın Evler, Güney Kışla Mahallesi, aynen o iki köy de bana bağlı olduğu için aynı hizmetler oraya da yapıldı. Ben bütün vatandaşlarımın yani bu yapılan hizmetleri görmesi için ve inkar etmemeleri için arkadaşlarımdan rica ediyorum. Olay TV'ye de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim muhtarım. Şu anda biz taziye evinde rahat rahat oturuyoruz değil mi? Evet. Bu taziye, bu gördüğünüz taziye evi belediyemiz tarafından yapılmıştır. Ve son sistem bir sosyal tesis olarak yapılmıştır. Her şey mevcuttur. Klimatı, kaloriferi, her şey mevcut olduğu için vatandaşlarımıza daha iyi, daha güzel hizmet yapmaktadır. İnşallah daha iyisini de temenni ederim. Başkanımıza da teşekkürler. Başkanımız memnunuk. Herkes de memnundur yani. Peki muhtarım, bunu gittiğim köylerde de söylüyorum. Evet. Şimdi Nurdağ'ın çok büyük bir sıkıntısı vardı yanılmıyorsam. Ön bilgi aldık. Büyük bir su sıkıntısı vardı. Evet. Peki bu sıkıntı şu an var mı? Yok, şu an hiç su sıkıntısı kalmadı. Bir de ben şunu size söylemek istiyorum. Bugün Nurdağ'a pis kokuda giremiyorduk. Evet. O arıtma testi yapıldı. Ve bizim buraya arıtma testi yapıldı. Son sistem. Çok güzel. Hiç pis koku, şu bu yok. Bu da büyük bir nimettir yani. Kesinlikle yani. Bir Nurdağ'ın girişinde Antep'e doğru gidiyorsun. Orada gerçekten çok ağır bir koku geliyordu. Çok ağır koku geliyordu. Şimdi bu o yapılan arıtma tesisleri yani hakkı ödenmez. Vallahi o pis kokuda geçemiyorduk. Herkes de duysun bilsin. Aynen öyledir. Ben 20 yıl oldu ben muhtarlık yapıyorum. Daha bu başkanımız geldi gelen Nurdağ'ın içerisinde 5 boru döşendi. Doğal gazı, içme suyu, yağmur suyu, asfaltı yapıldı, üst yapı komple. Başkanım hiç kimsenin kalbini de kırmadı bugüne kadar. Olabilir insan hali, belki yani kalbi kırılan da olur illaki. Ne kadar insanları sırtlarsan sırtla, indirdiğin zaman illa yani yoruldum der. Ama bu yapılan hizmetleri de görmezden gelemeyiz. Vallahi bu yapılan hizmetleri görmezde gelene ben nankör derim. Biz de oturduk, ben uzatıyorum azıcık, halbuki yerimiz güzel ve rahat. Ondan dolayı ben kalkmak istedim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Ben teşekkür ederim Olay TV'ye. Bu köyümüze, güzel köyümüze gelip çektiği için sağ olun. Allah razı olsun. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e de çok teşekkür ediyorum. Herkes de yani hizmette bulunan, bir taş üstüne koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Nurdağ'ın köylerine gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, Nurdağ Mahallesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Çakmak Mahallesi'ndeyiz. Çakmak Mahalle Muhtarımız yanımızda. Sizi tanıyalım. Ben Çakmak Mahalle Muhtarı İsmail Çamurcu. İsmail Bey, Nurdağ Belediyesi'nin mahallemiz için yapmış olduğu faaliyetlerden bahseder misiniz? Nurdağ Belediye hizmetlerimizden taziye evi yapıldı.
3500 metre kilit taşı yapıldı. Çöp bidonları konuldu köy içerisine, muhtelif yerlere. Bu hizmetleri verdiği için Sayın Belediye Başkanımızdan teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Furlan'ımız Nurdağ'ın mahallesini gezmeyle devam ediyor. Hadi bakalım. Nurdağ'ını gezmeye devam ediyoruz. Nogaylar Mahallesi'ndeyiz ve mahalle muhtarımız yanımızda. Sizi tanıyalım. Ben Nogaylar Mahalle Muhtarı Mevlüt Kıyıcı. Muhtarım, Nurdağ Belediyesi'nin köyümüz için yapmış olduğu faaliyetlerden bahseder misiniz? Köyüm için başta gördüğünüz gibi taziye ev yapmıştır. İki tane menfezle bir yol ihtiyacı vardı. Onu yaptı. Köy için asfalt yaptı. Camilerimize kilit taşı yaptı. Cami bahçelerimize. Ve daha bazı yapacak bazı enkaz evleri enkazını kaldırdı evimizden. Suyumuz, altyapımız zaten düzenli çalışıyor. Arz olduğu zaman bakımı yapılıyor. Şimdilik belediyemizden çok memnunuz. Yaptıklarından dolayı da bütün emeğe geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanımız olsun, kaymakamımız olsun, büyükşehir belediye başkanımız başta olmak üzere. Bütün emeğe geçen bu hizmetleri veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıların daha da artarak devamını diliyorum. Her şeyi bu vatan için, bu vatana bir çivi çakan, bu vatan benim, bu tarih benim diyen herkese saygı duyuyorum. Herkesini de tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi şeyler olacaktır. İnşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Nurdağ Belediyesi'nin dokunmadığı hiçbir mahalle kalmamış, girmediği hiçbir mahalle kalmamış, hizmet yapmadığı hiçbir mahalle kalmamış. Bunları da tek tek ekranlara taşıyoruz. Sizler de şahit oluyorsunuz. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler Nurdağ mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. Kırışkal Mahallesi'ndeyiz ve mahalle muhtarımız yanımızda. Sizi tanıyalım. Ben Kırışkal Mahalle Muhtarı Hasan Yorulmaz. Hasan Bey, biz Nurdağ Mahallesi'ne, Nurdağ Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri görmek için, yerinde görmek için geldik. Evet. Size de soralım, yapmış olduğu hizmetleri memnun musunuz? Şimdi Nurdağ Belediyesi'nin bize yaptığı hizmetlerden memnunuz. Bugüne kadar görmediğimiz hizmetleri bütün bize yaptı Nurdağ Belediyesi. Belediye Başkanıma da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Mesela neler yaptı? Birincisi bizim bugüne kadar hayatta çeşmede su içmediğimiz, yani suyu unuttuyduk çeşmede içmeye. Birincisi bize su, buyumuz geldi, suyumuz geldi. Vatandaş tereddütsüz çeşmesinde suyunu doldurup içebilmekte şu an. Bir, altyapımız bitti, bütün problemimiz bitti. Su depomuz yapıldı, içi düzenlendi, tertemiz. Mahallemizde genelde kışın çamurda çıkamadığımız yerler vardı. Bunlar hep kilit taşlarını yaptırdık. Allah razı olsun genlerden. Bazı yollarımız dardı. Ne yaptık onları? Biz kendi aramızda konuşarak, yani bir şikayet söz konusu olmadan onu da biz çözdük. Belediyemiz de oraya kilit taşını yaptı. Çok büyük projelere imza atmış. Evet. Yani bugün altyapı bitti ve en önemlisi su sorunumuz hiç yok diyorsunuz. Hiç yok. Çok şükür suda hiçbir problemimiz kalmadı. Yani mahalle olarak sorunumuz kalmadı. İkincisi bir sosyal faaliyetlerde taziye evimizi yaptı. Şu an biraz eksikleri var ama o da tamamlanacak tabii ki. Yani böyle nüfusu az olan mahallelere böyle hizmetler emin olun ki zor gelir. Aynen. Doğrudur. Artı bizim büyükşehir mesela daire başkanımız İbrahim Yılmaz. O da sağ olsun onun da bize katkısı oldu. O da bizim burada bizim bölge hayvancılık bölgesi olduğu için meramızda su yoktu. Bize kuyu vurdu, güneş paneli kurdu. İşte hayvanlarımıza suat yaptırdı. Yani o eksiğimiz de giderildi. Ha şu an eksiğin var mı? Var. Tabii ki o da hepsi bir anda olmuyor. Mutlaka o da giderilecek yani. Kesinlikle bu kadar hizmeti yapan yani, ufak tefek eksikleri de bırakmaz. Bırakmaz, doğrudur. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Nurdağ Belediye Başkanı Mehmet Yıldır ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür edelim. Yalnız bir köy sakinlerinden, abicim hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sizi tanıyalım. Hasan Seyran, Kırışkan halkında, mahallesinin halkındayım. Hasan abi röportaj yaparken geldi, bari soralım. Peki Hasan Bey, Nurdağ Belediyesi'nin çalışmalarından memnun muyuz? Memnunuz. Suyumuz yoktu. Sağ olsun muhtarımızın uğraşıyla, belediye başkanımızın, büyükşehrin katkısıyla suyumuz geldi. Su sorunumuz kalmadı. Kilit taşlarımız yapıldı. Kanalizasyon bir kısmı zaten önceden yapılmıştı. Sonunda ek proje yapıldı.
su, içme suyu bazı yerlere yetişmiyordu. Sonunda yerleşim yerleri olduğu için oralara tekrar ek proje yapılarak oraların da su giderildi. Taziye evi yapıldı. Taziye evi yapıldı. İşte yapılıyor. Sağ olsunlar. Yapılacak hizmet kalmamış ki. Yapılacak iş daha var. Var da bu kadar yapıldıktan sonra ufak tefekler de olur. Onlar da gelişir yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine, Nurdağ Belediye Başkanı'na, siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet değerli izleyenler, programımız bütün güzelliğe devam ediyor. Hadi bakalım. Değerli izleyenler, Nurdağ ilçesinin mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. Karaburçlu mahallesindeyiz ve muhtarımız yanımızda. Sizi tanıyalım. Mahmut Dağcı, Karaburçlu mahalle muhtarıyım. Muhtarım, Nurdağ Belediyesi'nin mahallemize olan hizmetlerinden bahseder misiniz? Öncelikle başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu hizmeti daha biz yani bu yaşadığı yaşım 46 görmedim. Hizmetten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 3 tane garibanıma ev yaptı. İsim vermek gerekirse isimleri de söyleyebilirim. Şu anda camimizin önündeyik. Minaremiz yoktu. Yani Karaburçlu tarihte bakarsanız tarihte yazılı. En eski bir köyümüzdür. Şu an minaremizi yaptırdık Allah'a şükür. Yani hizmet güzel bir hizmettir. Başkanımızın da yani arkasındayım her zaman için. Sürekli tabii ki ayrımcılık var dediler. Başkan Kürt dediler bana. Kürtlere hizmeti çok yapıyor dedi. Benim köyümden Nurdağ'ın en son köyü İsra Yayı'nın Nurdağ arasında sınır köydür. Memnunum ben hizmetten. Başkanı ayrımcılık yapsaydı bana yapacaktı. Benim köyüm Kürt köyü değildir. Hizmeti bana verdi. Arkasındayım başkanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Fatma Şahin'e burada teşekkür ederim. Tabii onun destekleri de var. Peki muhtarım, sizin de var mıydı bu su sorunuz? Suyumuz zaten yani söyleme sahip bir elimiz yüzümüz yıkamaya su bulamıyorduk. Çok şükür suyumuz da geldi. Burada Mehmet Pusat başkanımız ikisi bir dediler ki projeyi aldırabilsek aldırdık suyu. Aldıramazsak döş dediler bana. Kesemize çekeceğiz. Karaburçlu mahallesi suyu getireceğiz muhtarım ve bunları da getirdiler. Allah razı olsun abi hepsinde. Çalışan ekiplerinde de olsun. Başkanımız da Mehmet Pusat GASKİ müdürümüz. Burada Fatma Şahin Hanım'a da çok çok teşekkür ederim. Onun da yani destekler var tabi bu hizmetlerden dolayı. Ya, memnunum. Başkanın kardeşiz abi. Ama hizmetini tabi ben çok çok memnunum. Beğenmeyenler de vardır. Hani onlara da ya böyle hizmet beğenmez mi? Ben onlara da şunu demek istiyorum. Nankörlük yapmayalım. Yapılan hizmete inkar etmesinler. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Allah razı olsun geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Sevgili izleyenler, programımız devam ediyor. Hadi bakalım. Değerli izleyenler, Nurdağ ilçesinin mahallelerini gezmeye devam ediyoruz. İçeri Su mahallesindeyiz ve muhtarımız yanımızda. Sizi tanıyalım. İsmim Bektaş Kalkan, İçeri Su mahalle muhtarıyım. Muhtarım, Nurdağ Belediyesi'nin İçeri Su için yapmış olduğu faaliyetlerden bahseder misiniz? Şimdi Nurdağ Belediyesi 2014 yılı 30 Mart seçimlerinden sonra bize yaptığı faaliyetler. İlk önce içme suyumuzu, motoru falan yanmıştı. Onları değiştirdik ve köyümüze su çıkmıyordu. Ve bir takım elektrik direklerinde,
İşte ne bileyim fincanlarında, kablolarında, trafosunda, panosunda değişiklikler yapıldı. Onlar yapıldıktan sonra içme suyumuzun su deposunun çok rezil bir şekilde işte patlak çatlağından dolayı ne kadar oraya yukarıya su çıkıyorsa çıkan suyun hepsi tekrar geri patlaklardan çatlaklardan deriye gidiyordu. Ve onu talep ettik. Başkanımız sağ olsun, başkanlığımızın da katkılarıyla köyümüze önceki olan depomuz 60 tonluktu. Şimdiki yeni yapılan depo 100 tonluk. 100 tonluk bize içme su deposu yapıldı. İçme su deposundan sonra ondan sonra köyümüzün camisi 94 yılında yapılmış olup eski tadilatlarının yapılması lazımdı. Başkanımız ilk önce camimizin tadilatlarını yaptırdı. Ondan sonra başkanımızdan rica ettik. Köyümüzün camisine bir tane minare yaptı. Minareyi yaptıktan sonra camimize tekrar işte içinin dışının suvası, boyası ve üstünün kaplaması kışın yağmurda akıyor diye. Sonra çevre sur duvarlarının bakımını yaptı. Ve çevre sur duvarlarının içine dışına tekrar su attı. Caminin abdest alma yeri, tuvaleti falan çok kötüydü. Onları tekrar yıktı ve yeri yeniden yaptı. İçi dışı fayans olmak şekliyle. Ve camilerin işini bitirdikten sonra işte yine köyümüzün şu anki bulunduğumuz yerde, bunun çok önceden yapılmıştı. Tek katlı bir köy konağıydı. Ve bunun üzerini yaptık. Üzerini yaptıktan sonra yine başkanımız bunun üzerine komple içini dışını su attırdı. İşte tabii içinin dışının fayansı, mutfağı, ondan sonra içinin halı kesmek şartıyla komple bunu anahtar teslim yapıp bize verdi. Ondan sonra tekrar başkanım bize yama asfalt yollarımızın bir takım çok kötüydü. Yama asfalt yaptı. Gerçi şu an yine kötü ama belediye yine girecek zaten. Başkanımızın da sözü var. Yollarımız yapılacak. Ondan sonra bu yollarımız da yapıldıktan sonra bir takım köyün içerisinde temizlik işlerine başladık. Yıkık, dökük, harebe, işte baya pislik vardı. Onları araçlarla çektik ve dereye döktük. Ondan sonra obalarımız var. Salman obası ile Mullu obası. Onlarda da aynı şekilde. Şu an Salman obasına da yeni bir taziye evi, yani sosyal tesis yapıldı. Sosyal tesisi tabi bazı belediyelerin de katkısıyla işte Antep'te yine Alevi ve Kültür Derneklerinin Cemevi Vakfı'ndan da yardım var. Ama büyük bir çoğunluğunu Nurdağ Belediyesi karşıladı. Gerek işte nakdi, gerekse eşya verme konusunda sağ olsun başkanımız karşıladı ve şu an Salman Obası sosyal tesisi de hizmete girdi. Şu an inşallah işte Mullu Obası var. Mullu Obası'nda tekrar başkanımızın yine sözü var. İnşallah Mullu Obası'nda da bir tane sosyal tesis yapacağız. Başkanımızın sözü de var. İçeri Su Mahallesi'nin ise şu an eksik olarak taziye evi. Taziye evinde tabii başkanımızın da bilgisi dahilinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Nurdağ geneline 8 tane söz vermişti. 2 tanesini yaptı. Hatta 3 tanesini yaptı. 5 tanesi kalmıştı. O 5 taneden bir tanesini de bizim köyümüze yapacaktı. Büyük köy olduğu için. Artık onu da işte Fatma Şahin başkanımız ne zaman başlarsa bizim köyümüze o zaman yapılacak. Peki muhtarım, gerçekten yapılan hizmetler çok. Evvela su konu alırsak çok önemli bir konu. Tabii şimdi 2014 yılından sonra hemen hemen üst üste 2 yıl biliyorsun bölgede çok büyük bir kuraklık vardı. O kuraklığın olmasına rağmen bu son 2014 yılının işte yaklaşık 7. ayları mıydı 6. aylarında başladık biz o içme suyu şeylerini gidermeye. Ve bizim başkanımızın o değiştirdiği araç gereç şeylerden sonra trafo elektrik sisteminden sonra o kuraklığa rağmen bizim köyümüz herhangi bir su sıkıntısı yaşamadı. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Sağ olun. Bu arada tabii belediyemizin zaten gücü belli. Bugün Şahin Bey ile Şehit Kamil ile kıyaslanacak bir belediye değil. Tabii belediyemizin şu an 46 tane muhtarlığı var. Tabii belediye başkanımız da olsun, sağ olsun belediyemiz olsun.
her yere aynı hizmeti aynı anda tabii ki götüremez. Ama zaman zaman inşallah olacak. Hepsine de aynı şekilde hizmet gidecek. Kesinlikle gidecek. Çünkü ben bir haftadır geziyorum. Bir program yaptım. Yalnız bir programla olacak iş değil dedim. İkinci programı yapacağım. İkinci bölüm olarak da yayınlayacağız. Bilmiyorum, bence bu ikiye de üçe de sığmaz ama biz artık elimizden geldiği kadar sığdırmaya çalışacağız. Dokunmadığı mahalle kalmamış muhtarım. Yani her mahalleye mutlaka ve mutlaka bir şeyler yapmış ve çok zaman kısıtlı. 4 senede böyle güzel hizmetler yapması takdire şayan bir hizmet. Sağ olsun belediye başkanımız, gerçekten alçak gönüllü, işte büyük de büyük, küçük de küçük olan bir başkanımız, sağ olsun. Yaptığı faaliyetlerden dolayı kendine çok çok teşekkür ediyoruz. Ama inşallah gerisi de gelecek yani. Kesinlikle gelecektir. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Evet değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, ekranlara taşıdığımız gibi Nurdağ Belediyesi'nin Nurdağlılar için yaptıkları aşikar. Bu birinci bölümdü. Haftaya ikinci bölüm ile yine sizlerle olacağız ve tekrardan Nurdağ Belediyesi'nin Nurdağ için yaptıklarını göstereceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize, kendiniz için iyi bakıyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hüzünleriniz yıldızlar kadar uzak, sevinçleriniz gözümüz kadar yakın olsun. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.